Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aydıncık, Anamur ve Bozyazılı muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kocamaz, karşılıklı olarak ve uyumlu bir şekilde çalıştığımız hizmetler konusunda bizimle diyalog içerisinde olduğunuz için siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Bu geçen süre içerisinde karşılıklı olarak uyumlu bir şekilde çalıştığımız hizmetler konusunda bizimle diyalog içerisinde olduğumuz ve gerçekten yapılan hizmetlerden dolayı da halkın memnuniyetini birlikte kazandığımız siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sesim biraz, bu maratona başladığımız zaman hep böyle oluyor. İlk başta böyle biraz kısılıyor ama ilerleyen günlerde tekrar açılıyor. Dolayısıyla bu kısılan dönemde size denk geldi, kusura bakmayın. Evet. 2014-30 Mart'ından bu yana sizlerle yol yürüyoruz dedik. Gerçekten özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca kırsalda yeterli hizmet alamamış yerleşim alanlarına öncelik tanımamızdan dolayı söz verdiğimiz köy yollarıyla susuz bırakmayacağımız dediğimiz köylerimizi hemen hemen tamamlamış durumdayız. Elbette eksiklerimiz var. Tabii söz verdiğimizin dışında fazla olarak yaptıklarımız da var. Tabii bunun yanında ilçe merkezlerinde de biz hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanlarıyla ve muhtarlarımızla hizmetlerin bir an evvel yapılmasına yönelik yoğun gayretler gösterdik. Biz vatandaşın birleşmesiyle, bütünleşmesiyle mesele ve meseleye sahip çıkmasıyla birlikte göreve geldik ve atamıza da söz verdik. Söylediğiniz sözün içini dolduracağız ve Mersin'e sizin talimatlarınız doğrultusunda sahip çıkacağız dedik ve biraz evvel de belirttiğim gibi Mersin'in her tarafına hizmet götürdük, adeta nakış nakış işledik. Daha yapacak çok işimiz var. Mersin'le ilgili hayallerimiz henüz bitmiş değil. Siyasi partiler ittifak arayışında halen karşılıklı satranç oyununu sürdürürken biz İYİ Parti'ye herhangi bir ittifak beklentisiyle gelmedik. Çünkü bu ittifakı biz 1994'ten bu yana CHP'lisiyle, AKP'lisiyle, MHP'lisiyle, o zaman İYİ Parti yoktu. Bütün siyasi partilerin tabanından oluşturduğumuz ittifakla bu görevi sürdürüyoruz. Zaten tek bir partinin oyuyla belediye, hele de Büyükşehir Belediyesi kazanılmaz. Vatandaşın oluşturduğu birliktelikle, vatandaşın oluşturduğu gönül ittifakıyla ancak yerel seçimler sonuca ulaşır. Dolayısıyla biz Mersin'i seviyoruz. İnsanlarını seviyoruz. Milletimizi seviyoruz.
Ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, devletimizi seviyoruz ve onun için de 30 Mart'ta nokta değil, virgül koyarak yolumuza devam edeceğimizi burada bir kere daha ilan ediyoruz. Muhtarlar buluşmasına Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, İyi Parti İl Başkanı Servet Koca, İyi Parti İlçe Başkanları, İyi Parti İl ve İlçe Yönetimi ile meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Nakliyeciler sitesini ziyaret etti. Sitede faaliyet gösteren firmaları gezerek firma sahipleri, site çalışanları ve şoför esnafıyla sohbet eden Başkan Tuna, daha sonra Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Halit Polat ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Halit Polat, Başkan Tuna'ya Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının hayırlı olmasını diledi. Esnafın sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, esnafın daha önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Liman ve lojistik kenti olan Mersin'de nakliye sektörünün daha kaliteli bir pozisyonda yer almasının önemine değinen Başkan Tuna, "Buranın bu şekilde kullanılmasını bu yüzyılda çok doğru bulmuyorum. Burası hizmet veren ofisleriyle hem esnafımız açısından hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından daha kaliteli ve daha düzenli olması ve kurumsal bir yapıya dönüşmesi gereken bir yerdir. İnşallah sizlerin desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda burayı nakliyeciler sitesini yeniden düzenleyeceğiz. Bizim iş bitirme belgemiz Toroslardır," dedi. Mersin'de DHKPC terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre DHKPC terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün sözde yapılanması olan Halk Meclisi içerisinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalıştıkları, örgütle ilgili yayın yapan bir dergiyi dağıtarak maddi destek sağladıkları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, terör örgütüne yönelik bez parçaları, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen kişilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesince tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde çalınan 6 tonluk iş makinesi bulundu. Erdemli ilçesinde kayalık alanda tarım alanı açmak için kullanılan iş makinesi 3 Aralık tarihinde kötü hava koşulları nedeniyle Hacı Alanı yaylasında bırakıldı. 7 Aralık tarihinde sahibi geri döndüğünde iş makinesini yerinde bulamayınca güvenlik güçlerinden ve arkadaşlarından destek istedi. Konu sosyal medyada ve ayrıca iş makinesinin bulunması için de haberler televizyonlarda yayınlanınca destekler geldi ve bir vatandaş çalınan 6 tonluk iş makinesinin Mersin Yalınayak mevkiinde olduğu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışan makinenin yerini tespit etti. Yapılan incelemede iş makinesinin Erkan Süder'e ait olduğu belirlendi. Makine Erkan Süder'e teslim edildi. 3-12-2018 tarihinde Mersin Erdemli Hacalan Yaylası'nda kaybettiğimiz makinamızı 21 Aralık Mersin Yalınayak Mezarlığı'nın yanında terk edilmişti. Şekilde bulduk. Emeği geçen Ali Bey'e ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevinçliyiz, mutluyuz, bulduk makinamızı yani. Mersin'de yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda ekipler merkez ilçelerde faaliyet gösteren ve alkol satışı yapan iş yerlerindeki raf ve kolilerdeki içkileri tek tek inceledi. İçkilerden numune alan ekipler barkod okuma cihazıyla kaçak veya sahte ürün olup olmadığını kontrol etti. Yaklaşık 100 polisin gerçekleştirdiği uygulamada 22 ayrı işletme, market ve büfe kontrol edilirken herhangi bir sahte ürüne rastlanmadı. Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şubesi 11. olan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Genç MÜSİAD Mersin Şubesi mevcut başkanı Metin Tümen güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen konuşmasında Genç MÜSİAD yüksek ahlak, ileri teknoloji düsturuyla hareket eden, bugünün gençlerini yarına hazırlayan, yek vücut bir şekilde atiye yürüyen, bunları yaparken kul hakkı yemeyen, ticaretini yaparken hakkı unutmayan, ahilik töresini yaşamaya çalışan, geleceğin MÜSİAD'lı iş adamlarını yetiştiren güzide bir kurumdur dedi. Genç MÜSİAD 11. olan genel kurulu sonrası belirlenen yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Metin Tümen Başkan, Abdülcelil Alkış, Abdülkadir Kılıççıoğlu, Ali Dara, Aykut Kutlu, Emre Akbaş, Hacı Murat Yıldız, Hasan Timurtaş, Mazlum Şahin, Mehmet Demir, Mustafa Işık, Necdet Yeni, Nurullah Baltu, Nurullah Yıldız Gören, Okan Kanşıray ve Taha Tekinci. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Kayhan ve Merve Göküş çiftinin 4 yaşındaki çocukları Can ve 2 yaşındaki çocukları Yağmur, nadir görülen genetik cilt hastalığı halk arasında bilinen adıyla kelebek hastalığıyla mücadele ediyor. Malzeme olmadığı için 3-5 gün bunu kullanıyoruz mecbur tutan. Kemalpaşa mahallesindeki evlerinde yaşamlarını devam ettiren çiftin çocukları Can ve Yağmur halk arasında kelebeğin kanatları kadar hassas cilde sahip olduğu için kelebek hastalığı olarak nitelendirilen cilt hastalığı nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Kelebek hastası, halk dilinde kelebek hastası diye bilinir, herkes bilir yani, şu an internette bütün her yerde var. Bizim malzeme almamız lazım. Hastane bize malzeme vermiyor. Malzeme alamadığım için çocuklarım bu halde. Bunların kıyafetleri var, elleri bu şekilde geldi. Ben zamanda malzeme alsaydım benim çocuğumun parmaklar bu şekilde kapanmazdı. Ama hastane yönetimi ne yazık ki sorumsuz ve bizim çocuklarımız her gün acı çekiyor. Ben çocuğumun altını değiştirirken her gün kan kaybediyor. Malzeme olmadığı için bezi yapışıyor, kıyafeti yapışıyor, ayaklarındaki yaralar sargı bezine yapışıyor. Biz yardım istiyoruz devletimizden. Yara örtüsü, Meplex diye bir ürün kullanıyoruz. Onu çok pahalı. Biz alamıyoruz. Yani hiçbir şey alamaz. Bunu devlet ödüyor ama ne yazık ki bizim devlet hastanemizin başhekimi vermiyor bize. İhale var dendi. Ağustos ayından verdi. Bu zamana geldik. Yaklaşık 3-4 ay oldu. Biz bir tane malzeme alamadık. Her gitmemizde doların yüksek olduğunu bahane ediyorlar. Ondan sonra ihalede firmaların birbirine girdiğini, aslında böyle değilmiş. Hastalara dışarıdan doğrudan temin varmış. Onu yapmıyorlar bize. Biz yardım istiyoruz yetkilerde. 10 tane hasta var. 10 tanesinin de hepsi çaresiz şu an. İlaç ve bez. Hiç kimse ilaç kullanamıyor. Başka şehirleri araştırdınız mı? Evet. Tarsus ve Mersin harici bütün illerde, şehirlerde bu malzeme her şekilde alınıyor. Sadece Tarsus ve Mersin'de sorun var. Her gün acı çekiyor. Ben hani bunlarla her gün aynı evde yaşıyorum. Hani acıyı çeken bilir derler. Hani o şekilde. Benim çocuk, ben kimseden para, pul, hani hastane görevlilerinden falan hiçbir şey istemiyorum. Benim sadece devletin bana ödediği yara örtülerini versinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Benim her sabah kalktığımda bu çocuklara pansuman yapmam gerekiyor. Kalkıyoruz, çocukların yaraları perişan durumda, kanıyor sürekli. Ya ben de korkuyor. Korkma, tamam. Yok, kıyafetleri vücutlarına yapışıyor.
Hani normal bir insan bile bir yara, bir yeri kanadığı zaman kan kaybetmemek için hemen doktora gider. Ben her gün bu çocukların kıyafetini değiştirirken vücudundan bir sürü kan kaybediyorlar yani. Ben hastaneye gittiğim zaman benim beklememi söylüyorlar. Yolda bir kaza olduğu zaman ambulans direkt gidiyor. Benim çocuklarım aynı. Yolda bir kaza olduğu zaman benim çocuklarım aynı o şekilde. Ama hastane diyor ki bana bekleyin. Ben nasıl bekleyeceğim? Bu şekilde nasıl beklememizi bekliyorlar merak ediyorum. Biz yardım haberlerini duyuyoruz. Tarsus Kaymahan Bey'ine sesleniyorum. Bir anne veya baba olarak biz çocuklarımıza yardım istiyoruz. Bu malzemelerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Rica ediyorum. Normalde bu bacağı atmanız gerekiyor ama tekrar evet, yapıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Elimizde malzeme olmadığı için 3-5 gün bunu kullanıyoruz mecbur tutan. Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın 14 yaşındaki sporcusu Özge Özbey, 29 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3. olarak Türkiye'ye bronz madalyayı getirdi. Mersin'de yaşayan Özge Özbey, Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan ettikten sonra 51 sporcunun birincilik mücadelesi verdiği İspanya'nın yolunu tuttu. Valencia'daki 3 maçını nakavtla kazanan Özge, yarı finalde Hırvat rakibiyle karşılaştı. 3-3 sona eren müsabakanın son bölümünde altın vuruş olarak adlandırılan ilk hamleyi yapanın kazanacağı roundda rakibine puan veren Özge, turnuvadan üçüncülükle ayrılarak bronz madalyayla Mersin'e döndü. 10 yaşında tekvandoya başladım. Ailemin desteğiyle birlikte kendimi korumak için başladım Özgür Yansıtlı'nın ölümünde. 25 kadar madalyam var. Önce Türkiye Şampiyonası'nda 8 maç yaparak birinci oldum. Daha sonra seçmesiz Avrupa Şampiyonası'na gittim. Avrupa Şampiyonası'nda 3 maçımı nakavtla aldım. 4. maçımda altın vuruşta yenildim. İspanya'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. Ülkemi temsil ettiğim için gururluyum, mutluyum. Bundan sonra ilk defa katılacağım gençler Türkiye Şampiyonası'nda 1. olmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp orada da ülkemi temsil ederek 1. olmak istiyorum. İspanya'da yapılan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Özge büyük bir performans sergileyerek Avrupa üçüncüsü olma başarısını gösterdi. 2019'da gençler kategorisinde yarışacak. Hedefimiz Türkiye birinciliği yine. Ülkemizi gençlerde, Avrupa'da, dünyada temsil etmek. Ancak tabii koyduğumuz hedef Avrupa ve dünya değil. Olimpiyatlar, bir sporcunun en başarılı olabileceği yer, hedef kriteri. Olimpiyatlar olduğu için iştahımızı yüksek tutuyoruz. Allah'ın izniyle bu sporcularımız Mersin'den ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek puanları toplayıp 2024 olimpiyatlarına çıkartacağız diye düşünüyorum ben. Okullar arası genç erkekler voleybol il birinciliği müsabakaları final maçında Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi Mahmud Arslan Lisesi'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük dördüncülük maçında ise Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anamur Anadolu Lisesi'ni 3-2 yenerek il üçüncüsü oldu. Dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldız Bakan ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından verildi. Okul sporları 2018-2019 sezonu okullar arası genç erkekler voleybol il birinciliği sonunda şampiyon olan Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, ikinci olan Mahmud Arslan Lisesi, üçüncü olan Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve dördüncülüğü elde eden Anamur Anadolu Lisesi Mersin'i 7 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olan okul sporları Türkiye Şampiyonası grup elemelerinde temsil edecekler. Thank you.